Ama bunu diyenler bakıyorsunuz bize dini siyasete alet ediyorsunuz diyorlar. Ya adamlar birden derviş oldular neredeyse. Camiden çıkmıyorlar. Camiden çıkmıyorlar. Muharrem İnce şimdiye kadar hiç namazda görülmemiş adam. Aday olur olmaz bütün neredeyse imamlarla ahbap oldu. Ben bir sıra düşünüyordum ya bu seçimler de kalksın artık diyordum ama iyi herhalde bu seçimler. Baksana adamlar kazanamayacak olsa bile yine kazanacağım niyetiyle namaza başlıyorlar yani. Alınları secdeye gidiyor belki bir bereket olur ümit ederiz yani. Yok işte Ayet-el Kürsi'yi ezberledim demeler. Çok hızlı ezberlemiş Ayet-el Kürsi'yi. Ezberlemiş ama manasına hiç bakmamış tabii. Seçimler gelene kadar poz verirken sahilde içki içerken verdi. Seçimlerden sonra Müslüman olduğunu hatırladı. Şimdi şeylerde, camilerde devamlı. Kim bu? Bize dini istismar ediyorsunuz diyen bunlar. Dini siyasete alet ediyorsunuz diyen bunlar. Öteki ne yapıyor? Her mitingde bir başörtüyle geliyor. Onun birimindeki insanlar da bize aynı şeyleri söylüyor. Siz dini kullanıyorsunuz diye. E siz ne yapıyorsunuz başörtüyle durmadan? Arada başına da takıyor. Yalnız bunların kafası çok çalışmadı ben onlara söyleyeyim. Yani Meral Akşener başörtülü bir başkan olarak çıksaydı daha iyi tuttururdu. Daha iyi kullanmış ama kafası çok çalışmadı o kadar. Her mitinge çıkınca bir başörtü. Bazen başına takar bazen elinde gezdirir. Öyle elinde gezdirmek de bu iş olsaydı. Kalbine koymadan bu iş olsaydı. Onun manasını anlayarak, Allah'ın bir emri olduğunu anlayarak başına takmak gerek. Neticede kardeşim, dini istismar edenler durmadan kendi yaptıklarını bize yapıştırıyorlar. Siz dini istismar ediyorsunuz. Biz dini yaşıyoruz. Biz dini her yerde istiyoruz. Sizin gibi değil. Biz seçimler geldiği zaman Müslüman olmuyoruz. Her daim söylediğimizi devamlı söylüyoruz. Seçimler geldiği zaman da, seçimlerden sonra da Allah'ın hükmü neyse, dini neyse biz onu sadece burada değil, bütün dünyada istiyoruz. İslam nurdur, olmadığı yer karanlıktır. Onun için hakiki bir Müslümanın kendini bildiğinden son nefesini verene kadar tek davası ve gayesi bu nuru, bu ışığı, bu güneşi dünyanın bütün karanlık noktalarına ulaştırmaktır. Bütün safhalarıyla, hükümleriyle, her şeyiyle. İslam sadece öyle bir düşünce dini de değildir yani. Hükümleriyle, her şeyiyle. Gayemiz, amacımız budur. Bunu gaye edin.